gerekiyor. Evet. Bugün değilse yarın kurulacak zaten Şirin Hanım bu. Evet. Ali Bey sizi biraz bekleteceğim. Barış'a bir döneceğim. Tabii Şimdi ki. Şimdi tabii burada şöyle bir şey var. 15 Temmuz'da neyin nasıl olduğu konusunda hala çok soru işaretlerimiz var. Mesela Hakan Fidan, MİT Müsteşarı'nın nasıl olup da Cumhurbaşkanı'na ulaşamadığı meselesi var. Hulusi Akar'la ilgili yaşananların. ların ayrıntılarını henüz bilmiyoruz. Yani çok Şimdi biz bunu konuştuğumuz zaman çok rahatlıkla iktidar Cumhurbaşkanı ya da iktidardaki isimler şunu diyebilirler. Canım 15 Temmuz'da zaten Fethullahçı örgütlenmenin bir darbe girişimi oldu ve bunlar asker içinden, yani askerin içinde olduğu, onların asker kılığında, ordunun içinde olduğu bir yapılanmaydı. Dolayısıyla onlardan çıkan silahları vatandaşlarımız bu darbeyi bastırmak için canla başla mücadele ettiler ve tabii ki o silahlara el koydular dolayısıyla bu silahlar o silahlar. Şirin Hanım çok özür dilerim. AK Parti'li milletvekilleri geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu açıklamayı yapıyorlardı. Sizin ha. bu söylemleriniz. Tamam. Şimdi bunu bu bunu kamuoyuna bu şey bulunduğu alanda Türkiye'de ya yani misak milli sınırları içerisinde tek otoritedir değil mi? Hukuku uygulayacak güç olacak, asayişi sağlayacak biter. Bu insanlar devleti bitiriyorlar aslında. Devletin gücünün yerine başka bir güç koyuyorlar. Ordusunun yerine, polisin evet. yerine, jandarmasının yerine. Bundan yarın bir gün, işte mesela Kutlu Adalı cinayetinde ee, silah, a uziydi. a bu kayıp da de kayıptı değil mi? Uzaydı Ali Öztunç hatırlatıyorum. Evet, evet, mi? evet. evet, ee, evet, evet. A demek ki bu cinayetler arasında bağlantı var. Yani siz bu silahları dağıtırsanız, Yarın bu silahlarla bir suç işlenirse ve o vatandaşı bilmiyorum doğru mu hani şey kendi beyanı doğru siz doğru şeyi söylediniz de söylediği şey doğru mu bilmiyorum ama yarın bir gün bir suç işlenirse bunun önüne geçemezsiniz. Nasıl engelleyeceksiniz? Devleti küçük düşürebilir tam tersine kutladığı cinayetinde olduğu gibi. Üçüncüsü ya bir dakika biz 15 Temmuz'u aydınlatmaya çalışmıyor muyuz? Hani senin söylediğin savunmaya karşı çıkarak söylüyorum. Eğer bir Fethullahçı terör örgütünün üyesinin eline silah alıp insanları öldürmüş terör örgütü üyesinin silahını ben elimden aldım yargılanmaları gerekir. Eğer söylediğin gibi Adalet ve Kalkınma Partileri böyle savunma yapıyorlarsa bu insanların da oya o... iktidar kızıyor ya da bu konuşulduğu zaman işte siz sulandırmaya çalışıyorsunuz ya da hayır değil. Bu silahlar meselesinin nerelere tehlikeyle gidebileceğini gösteren bir tweet'i biz söylemiyoruz. Zamanındaki AKP gençlik kollarında İsmail Kara Karaosmanoğlu atıyor. Görelim o tweet'i. 15 Temmuz'daki hain kalkışmaya kadar hobi amaçlı bir çak, birkaç çakım vardı sadece. Şimdi bir mangayı donatacak kadar silah ve mühimmatım var. Benim gibi de yüz binler var. Bir daha başka şekilde iktidar değiştirmeye niyetlenen olursa deneyeceğimiz çok fantezi var haberiniz olsun. Çok fantezi var haberiniz olsun. Şimdi bu bir darbe girişimini kıramak, kınamak, bir darbe girişimine karşı durmak, bir darbe girişimini lanetlemenin ötesinde bir şey. Bir ülkenin insanlarını tehdit etmek anlamına geliyor. Çünkü orada bir... Şimdi bu bize bugün konuştuğumuz kayıp silahlar meselesinde de yeni bir şey. Çünkü bunu biz kafamızdan söylemiyoruz işte kayıtlarda var. Bu paylaşım yapılmış. Önce bir Ali Bey'e sorayım sonra sizlere sorayım. Ne diyorsunuz Ali Bey? Yani bugün